Selam, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır, daha doğrusu video çektiğimden bu yana benden en fazla istenilen bir video ile karşınızdayım. Çok basit ama çok istiyordunuz. Ben de hep böyle bunu ikinci plana atıyordum. Bu kolay, bunu çekerim diye bayağı yıllar geçti. Neyden bahsediyorum? Tabii ki yine saçlardan bahsediyorum. Her zaman yaptığım dalgaları birlikte yapacağız. Sizlere nasıl yaptığımı, kendi tekniğimi göstereceğim. Umarım hoşunuza gider ve seversiniz. Hemen başlayalım. Ben saçımı önce güzelce tarıyorum. Tarayacağım. Sonra L'Oreal L7 mucizevi yağ bakım kremini, saç güzelleştirici kremini kullanıyorum. Bunu neden kullanıyorum? Hem saçı yumuşatıyor hem de saçınızı 230 dereceye kadar koruyor. Yani aslında ısıya karşı koruyucu görevinden dolayı tercih ediyorum. Bu arada reklam değil. Seviyorum yani, bayağı da kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Saçıma ısı uygulamayacaksam bile kullanıyorum. Bütün saçıma yediriyorum. Ve hemen işleme başlamıyorum. Biraz saçımın bunu emmesini bekliyorum. Hemen yaparsanız olmaz. Bayağı uçlarına, en kuru yerlere iyice yediriyorum. Ya hiç korkmadan ben saçımın her yerine yediriyorum. Çünkü şimdiye kadar saçımı yağlandırmadı ve benim saçım çok çabuk yağlanır normalde. Ama öyle bir sıkıntı yaşamadım. Güzelce taramamız gerekiyor. Ne kadar iyi, şuram bayağı düğüm olmuş. Ne kadar iyi tararsanız o kadar az hasar görür saçlarınız. Ona dikkat edin mutlaka. Çünkü karışmış saça ısı uygularsanız tam o karıştığı yerden yanar. Evet. Bu. Ve sonra size maşamı da göstereyim. Maşam bu. Açtım şu an, bayağı sıcak. Bunun hiçbir numarası yok. Sadece enine bakabilirsiniz. Bunu ben lisedeyken Migros'tan almıştım. 40 liraya galiba almıştım. Ve şurasında klips vardı. Ben onu tornavidayla söktüm. Ve böyle daha iyi kullanıyorum. Çünkü zaten o klipsini hiç kullanmıyordum. Açıyordum klipsini, bunun içine doluyordum ve sonra o şekilde kullanıyordum. Daha zor oluyordu sürekli onu tutmak. Ben de tornavidayla söktüm. Aklınıza bulunsun. Siz de kendi maşanıza bir deneyebilirsiniz. Şuradaki delikleri artık boş ama benim için sıkıntı değil. Ben artık daha rahat kullanıyorum. Dediğim gibi çok eski bir maşa. Premier markası. Ben Migros'tan almıştım. Lisedeyken, yani 2000, ne yalan söyleyeyim, 2012-2013 falan. Saçımı ayırıyorum ben. Tepedeki saçları bir alıyorum. Ayırdım. Şimdi bunu da böyle ikiye ayırıyorum. Tekrar bir tarayacağım. Eğer saçınız benim gibi böyle daha düze yatkın değilse düzleştirebilirsiniz. Ben bazen onu yapıyorum. Uçların böyle daha düz durmasını istediğim zaman düzleştiriyorum önce saçımı. Sonra maşa alıyorum. Ama şu an çok da gereği yok gibi. Evet, bayağı bu videoyu açtığımdan beri üzerinden 6 dakika geçmiş. 6 dakikadır saçım bunu emmiş olur yani. Başlıyorum. Şimdi ben genelde bir, yani ilk yüzüme en yakın tutam saçı dışa doğru maşalıyorum. Bir arkasını içe doğru. Hep de böyle bir dış bir iç, bir dış bir iç yapıyorum. O şekilde daha güzel duruyor. Ama şu öndeki bütün saçlarımı dışa doğru. Hiçbirini içe doğru yapmıyorum. Hemen göstereyim nasıl da yaptığımı. Çok kalın almıyorum ben. Ve maşama böyle çok yayık.
yayık mı denir, birbirinden çok uzak olarak yapıyorum. Yani şöyle şöyle değil, böyle bayağı bir ve iki defa tek doluyorum. Ucunu da dolamıyorum, ucunu böyle bu şekilde tutuyorum çünkü o şekilde daha doğal oluyor. Bakın, böyle. Bir arkasındakini de yine aynı kalınlıkta, çok kalın tutanlar almayın, tersine yaptım. Ve yine sadece iki kere doladım. Tabii saçınız benden uzunsa bu 3 olabilir. Ya da 4. Ama böyle sıkı sıkı dolamayın maşaya. Ne kadar az dolarsanız daha böyle su dalgası gibi oluyor. Ben bir de böyle elimle şekil veriyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde yine bunu tekrar dışa. Kablo da tam yüzümün ortasından geçiyor. Ama böyle yapıyorum yani, hiç çok da fazla bekletmiyorum. Hemen ötekine geçiyorum. Bunu da içe. Bir ters bir düz yaptığınızda daha doğal duruyor. Ve hepsini aynı yöne yaparsanız, diyelim ki bütün saçınızı aynı yönde maşaladınız, o zaman hepsi iç içe geçiyor ve sizin sadece bir tane büyük dalganız varmış gibi oluyor. Onu sevmiyorum. Bu böyle hani kuaföre gidip kırık fön yaptırmış gibi. Bunu bayağı seviyorum. Saça güzel bir hava katıyor. Şimdi bunu ne yaptım? O zaman bunu dışa doğru yapıyorum. Konuşurken ne yaptığımı unuttum. Böyle. Gayet kolaymış değil mi? Zor değil yani. Bir de ben bütün saçlarımı yapmıyorum. Yani üst katmanı yapıyorum. Alttan bir iki tane yapıyorum. Yetiyor yani. Tamamen hepsini yaptığım da oluyor. Ama genelde yapmıyorum. Bence bunun, yani benim dalgalarımı güzel yapan kesinlikle az dolamam. Yani sık dolamamam saçı. Bence o yüzden bu kadar doğal ve güzel duruyor. Ucu bakın dümdüz. Ve bunu açtığınızda, yani bu saç açtığınızda çok güzel oluyor. Korkmayın, bayağı kalıcı. Ben mesela hiç şey uygulamıyorum. Saç spreyi, saç köpüğü hiç sevmem. Ona rağmen bakın bu kalın bir tutam oldu. Ona rağmen bayağı kalıyor bende. Tabii saç yapısıyla da alakalı bu ama oluyor. Şimdi size gösterdiğim için, biraz daha özendiğim için birkaç tutam fazladan kıvıracağım. Yoksa dediğim gibi ben aslında şu an bu tarafı bitirmiş olurdum. Hepsini kıvırmıyorum saçımın. Şunları da. Bunu bir kere tek doladım neredeyse. Kısa saçta çok güzel gözüküyor ama kısa saçta yapmak biraz daha zor. Saçlarım koyu, görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum ama bu şekilde. Şimdi bu tarafı da bitireyim. Sonra tepelerimi nasıl yaptığımı tekrar gösteririm. Ve aslında bu kadar. Yani bence şimdiye kadar çözmüşsünüzdür sistemi. I love you more than I love myself, boy. And my love for you caught it from the jump. Hold up, easy on the syrup. We've been going a while. Is it time to cut the butter on a couple items? Cause I know you're gonna slip on me a couple of times. You should think about it. Spark, will you burn for another lover? I don't wanna waste time, but my flame's hot. Don't wanna put the lifesaver down to the safe to drown. Everything you're saying got me out here looking for a meaning. And I know it might be early, but I'm catching all the feelings. I forget that we are only human beings. You've been giving me extraterrestrial readings. I love you, I mean it if you do. Tell me we're sipping the same brew. Hooked on the Kool-Aid, I'm thirsty for good news. Evet, bu taraf bitti.
Taraf da bitti. Şimdi tepemdeki saçları yapacağız. Bunu da istediğiniz gibi, yani siz saçınızı nasıl kullanıyorsanız o şekil ayırıp yapabilirsiniz. Ben genelde böyle ortadan ayırıyorum ve sonra aynı da kabarık duruyor. Sonra şey yapıyorum. Bu tarafı alıyorum. Şimdi ilk önlerden başlayacağım. Nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Şunu söylemeden geçmemem lazım. Şöyle tutmayın hiçbir zaman başınızı. Yani böyleyken dolamayın. Hep aşağı yöne baksın. Çünkü o şekilde daha doğal bukleleriniz olur. Diğer türlü gelinin kız kardeşi maşasına döner. Şimdi bir tutam aldım ve yine sadece bir defa doluyorum. İki defa değil bu sefer. Bir defa dolayıp sonra bıraktım. Şu. Sadece bu kadar. Bir altına geçiyorum. Biraz daha aşağıdan başlıyorum dolamaya. Ve yine sadece bir defa. Genelde ben bir en fazla 10 saniye bekliyorum. Sonra bırakıyorum. Bir arkasına geçiyorum. Şimdi yine yukarıdan alabilirsiniz ve iki defa dolamaya başlıyorum artık. Şimdi bir tersten yapacağım. İki defa doladım. Üçüncüsü elimde. Bu. Yine elimle düzeltiyorum. Evet, bitmiş hali bu şekilde. Daha doğrusu maşalaması bitti. Ben tamamen soğumadığı sürece açmıyorum saçlarımı. Yani bu şekilde yapay durmaya devam ediyor. Tamamen soğuduğunda ellerimle açıyorum. Bu kadar. Ve son dokunuş olarak da bir saç yağı kullanıyorum. Daha güzel şekil veriyor ve ışıl ışıl parlıyor. Onu da göstereceğim size hemen. Şimdi benimki bu taraf henüz ılık ama burası bayağı soğudu. Bir açalım. Böyle açıyorum. Yani nasıl doğal bir dalga olduğunu siz şu anda görebiliyorsunuzdur. İkisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Burayı da açalım. Bu şekilde ve saç yağı kullanıyorum ben. En sevdiğim. Şunun parfümü olsa alırım yani. O kadar çok seviyorum. Ellerimle biraz ısıtıyorum yağı ve sonra saçlarımın üzerinden geçiyorum bu şekilde. Bir de güneşe gidelim. Ben size güneşte de göstereyim. Bir bakın bakalım nasıl olmuş. Güneşe gidelim bakalım. Benim yaptığım dalgalar bu şekilde. Tabii saatler geçtikçe, biraz yatıştıkça daha güzel oluyor. Bu şekilde ben genelde böyle kullanıyorum. Böyle biraz dağınık seviyorum diyebilirim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz bunu bana beğen butonuna basarak gösterebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.